Evet çocuklar, atölyemde sayfa 183-184 üçgensel bölgenin alanı. Üçgensel bölgenin alanında bir üçgen için taban ve o tabana inen yükseklik, diğer yükseklikler değil, taban ve o tabana inen yüksekliğin çarpımının yarısı formülümüz. Burada alan ABC A çarpı H bölü 2, taban çarpı yükseklik bölü 2 diye yazılır, söylenir. Dik üçgen için tabanımız A ise ona inen yükseklik, bakın burada. Bunu yükseklik konusunda anlatmıştım. Geniş açılı üçgen için yükseklik dışarıda. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradaki bu üçgenin kapladığı alan. Bir tane örnek vermiş atölyem. Tabanı 10 santim, yüksekliğimiz 5 santim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 25 santimetre kare demiş alanı. Şimdi soruları çözüyorum. Burada videoyu durdurup kendiniz çözebilirsiniz ilk sayfayı. Çok kolay, bir iki örneği izlediğiniz zaman. Şimdi birinci üçgen için taban, bakıyorum 2, 4, 5. Yükseklik 2, 4. Alanımız ne? A çarpı H bölü 2. Her seferinde bu formülü yazın, eliniz alışsın. 5 çarpı 4 bölü 2. 4 kere 5, 20, 22'ye bölerseniz 10 birim kare. Şimdi bunun alanı 2, 4, 6, 8 birim burası. Yüksekliği karşı köşeden indiriyorum. 2, 4, 5 birim. Alanımız ne? 8 çarpı 5 bölü 2. 40 bölü 2'den 20 birim kare. Şimdi çocuklar, 1 birim kare içini boyadığımız alan. Bunun içinde tam 20 birim kare var. Bunu söylemeye çalışıyor bize alan. Şeklin içini ne kadar kapladığınızı gösterir alan. C'ye gelelim. Bu bir dik üçgen. 2, 4, 5 birim burası. 2, 4, 6, 8, 9 birim. Alanı nedir? A çarpı H bölü 2. Alan eşittir 9 çarpı 5 bölü 2. 45 bölü 2, 22,5 çıkar. 2, 4, 6 birim. 4 birim. Alanımız A çarpı H bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2. 24'ü 2'ye bölersiniz. 12 birim kare. Kesirlerle sadeleştirme yapmıştık. Onu da öyle kullanabiliriz. 2, 4, 6, 7 birim. Bakın geniş açılı. Karşıdan inen yükseklik. Üçgenin dışında. Alan eşittir. 7 çarpı 4 bölü 2. 28 bölü 2'den 14 birim kare. 2, 4 burası. Şimdi geniş açılı üçgen, karşıdan inen yükseklik, bakın buraya indi, 2, 4, 6 birim. Alan eşittir A çarpı H bölü 2, 4 çarpı 6 bölü 2, 24'ü 2'ye bölerseniz 12 birim kare. Şimdi yan sayfaya gelelim, burada santimini vermiş. Direkt formülü uygulayacağım. Hiçbir şey yok. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. 19 çarpı 8 bölü 2. 2 ile 8'i sadeleştirebilirim. 19'a 4'ü çarparsam 76 santimetre kare. Evet. Alan eşittir. A çarpı H bölü 2. Tabanım ne? A ile gösterdiğim 12. Yüksekliğim 11 bölü 2. Bu 2 ile 12 sadeleşir. 6. 6 çarpı 11, 66 santimetre kare. Kesirlerde görmüştük. Hepsi çarpım halinde ise alttaki sayı ile üstteki sayı sadeleşebilir.
alan eşittir a çarpı h bölü 2. Her zaman formülü yazın, eliniz alışsın. Tabanım 8 santim, yükseklik 6 santim. 2'ye bölüyorum, sadeleştiriyorum. 2 ile 6'yı. 3 kere 8, 24 santimetre kare. Birimleri yazmayı unutmayın çocuklar. 10 santim geniş açılı bir üçgen. Yükseklik dışarıda 18 santim. Alan eşittir a çarpı h bölü 2. 10 çarpı 18 bölü 2. Bakın sırasını bile dikkatli yazıyorum. 2 ile 18 sadeleşir. 2 2'ye böldüm 1. 18 2'ye böldüm 9. 90 santimetre kare. Evet çocuklar, 3. soruya geldim. Burada aşağıda alanları verilen üçgensel bölgelerde soru işaretiyle gösterilen uzunlukları bulunuz. Bakın soru işaretleri ile gösterilen yerler kimi zaman yükseklik olabilir, kimi zaman kenar uzunluğu olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Burada soru işaretiyle sorduğu yer h. Şimdi benim alanım a çarpı h bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi a 12. Yüksekliğim ne bilmiyorum. 2'ye bölmüşüm. Sonuç ne çıkmış? 48. Bakın. Bu alan formülü bana verdiği alan sonucu. Şimdi 12 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 6. 6 ile ben yüksekliği çarpmışım. 48 etmiş. Yüksekliği bulmak için ne yapmam lazım? 48'i 6'ya bölerim. 8 santim eder. Bunu bulduktan sonra bir kontrol edin mesela. 8 ile 12'nin çarpımı 96. 2'ye bölerseniz 48 eder. 100'e kadar sayılarda çarpmalar, bölmeler kafadan yapılabilmeli artık. B'de bunun bir kısmının pek çoğunu kafadan yapabilecek pek çok öğrencim var biliyorum ama olsun. Formülünde kullanmayı öğrenin. Tabanı bilmiyorum. Yükseklik 5. 2'ye bölmüşüm. Bak tabanı bilmiyorum. Yükseklik 5. Tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı alanı verir. Alan ne? 20. Şimdi ben bir sayıyı 5'e çarpmışım, 2'ye bölmüşüm, 20 bulmuşum. Bakın demek ki şu sayının çarpımı 40. A ile 5'in çarpımı 40. Bu 2'yi burada çarptım 20 ile. Hangi sayıyla 5'i çarparsam 40 olur? 8 santim. Çocuklar muhakkak kontrol ediyorum. 5 santim ile 8 santimin çarpımı 40. 2'ye bölersem 20 eder alan. Doğru. C şıkkında. Biraz hızlı anlatıyorum. Videolar çok uzun sürmesin diye. Yoksa sınıfta tabii ki daha yavaş anlatırdık. Ama videolarda da durdurma şansımız var. Taban 6 santim. Yükseklik bilmiyorum. H'la gösteriyorum. 2'ye böldüm ve 15. Bakın tabanla yüksekliğin çarpımı 30 olmalı ki 2'ye bölünce 15 olsun. 6 ile H'ın çarpımı 30. Şu 30'da 6'ya bölersem yükseklik 5 santim. Evet. Videoları durdurun buralarda. Kendiniz yapmaya çalışın. A eşittir a çarpı h bölü 2. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 50. Alan 50 verilmiş. 100 demek ki 10 ile h'ın çarpımı 100. 10 ile neyi çarparsam 100 eder? 10. Yerini koyalım. Burası 10 santim olmalı ki 10 ile 10'u çarptım 100. Tabanla yüksekliği çarptım 100. 2'ye böldüm 50 eder. Doğru. Her zaman sağlama yapmak lazım matematikte. Burası a. Alan eşittir a çarpı h bölü 2. A ile 12'yi çarptım. 2'ye böldüm. Ne etti? 144. Şimdi ben bir sayıyı 12 ile çarpmışım. 2'ye böldüm halde 144. 2'ye bölünmemiş hali ne eder? 288. 288'i burada 12'ye böleceksiniz. Ve a'yı 24 santim bulacaksınız.
Şimdi E'ye gelelim. Alan eşittir. A 15. A çarpı H bölü 2. 15 çarpı yükseklik bölü 2. Neye eşitmiş? 45'e. Demek ki 15'e yüksekliğin çarpımı 90 edecek. Da 15'e bölersem yüksekliği bulurum. 6 santim. Evet. Buraya kadarki sorularda biz takıldığınız yer varsa en baştan tekrar yapın. Önemli. Şimdi diğer soruları çözelim. Şimdi 4. soruda yanda verilen üçgensel bölgede boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı bölge, bakın, büyük bir ABC üçgeninden BDC üçgenin alanının çıkartılması ile elde edilmiştir çocuklar. ABC üçgeninden BDC'yi çıkartmış boyalı bölge eşittir alan ABC, ABC üçgenin alanından BDC üçgenini çıkarmış. ABC üçgenin alanına, tabanına bakalım, 10. Yüksekliğe bakalım, 15. 2'ye böldük. BDC'ye bakıyorum, tabanı kaç? 10. Yükseklik kaç? 6 bölü 2. Böyle formül haline düzgün yazarsanız sorularda rahat edersiniz. Şimdi hesaplıyorum, 10'u 2'ye böleceğim, 5. 75 burası. Burayı da 2'ye böldüm. Burası da 30. Ne etti sonuç? 45 santimetre kare. Evet. Şöyle gösterdik. 5. soruya gelelim. Boyalı dörtgenin alanı. Boyalı dörtgenin alanı büyük ABC üçgeninden yine A, D, şuraya E yapalım. A, D, E üçgenin alanının çıkartılması hali. Boyalı bölge alan A, B, C büyük A, B, C üçgeninin alanından şu A, D, E'yi kesip attığımızı düşünebiliriz. Alan A, D, E. ABC üçgenin alanına bakalım. Tabanı 6. Yükseklik 12. Bölü 2. ADE üçgenine bakalım. Tabanı 3. Yükseklik 6. Bölü 2. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 ile 12'nin çarpımı 36 santimetre kare. Büyük ABC üçgeni. AD üçgenin alanında 9 santimetre kare. 36'dan 9 çıktı. 27 santimetre kare. Lütfen birimleri yazmayı unutmayalım.